Türkcell bilançosu soruldu. Ben onu yanıtlamak istiyorum. Çünkü dikkat çekici. Türkcell ve Türk Telekom genel itibariyle taahhütlü, tarifeye bağlı işler yaptıkları için gelir düzeyi anlamında, marjlar anlamında bize çok sürpriz yaratmayan şirketler aslında baktığınızda. Ne oldu? İşte geçtiğimiz yıl içerisinde biraz işte enerji maliyeti, personel maliyetlerinin artması tabii oraya da olumsuz yansıdı. Gelirleri aynı hızla artamadı. 2022'de böyle bir dönem yaşadı telekom şirketleri. Bu nedenle aslında çok heyecanlanmadan da bekliyorduk. Yani çok farklı bir resim dördüncü çeyrekte beklemediğimizi söyleyebilirim Turkcell'den. Ama biraz sürpriz yapmış ama en fazla bu sürprizin sebebi de ertelenmiş vergi geliri. Bu sene birçok şirkette bunu gördük. Ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle beklentilerden yüksek sapmalar gerçekleştiren birçok şirket vardı. Turkcell de bunlardan biri oldu. Hatırlatmak gerekirse önceki dönemde Türk Telekom'da çok ciddi bir ertelenmiş vergi geliri vardı. Ereğli yine bu dönemde çok yüksek vergi geliri yazan şirketlerden biri oldu. Turkcell'in de sonuçlarına bakarsak bunun dediğim gibi önemli bir katkısı olmuş. 3,9 milyar TL kadar ertelenmiş vergi geliri var sadece bir dönemde. Bu oldukça büyük bir rakam. Ama bunun haricinde bakınca bize göz kırpan hafif operasyonel tarafta da hafif olumlu noktalar var. Cirosu yıllık bazda dördüncü çeyrekte %57 artmış. Çok inanılmaz olumlu bir büyüme değil %57'lik artış. Özellikle diyebilirsiniz ki bu enflasyonist ortamda %57 beni çok etkilemedi diyebilirsiniz. Haklısınız. Burada dikkat çeken ilave şöyle de bir nokta var. Marjların da geçen yıla göre iyileşme gözüküyor. Bir miktar. %40'lar civarında analistler tahmin ediyordu. Bizim tahminimiz de %40'lar civarında bir fabrik marjı üretmesini bekliyorduk. %42 olmuş. Bu anlamda biraz operasyonel tarafta da daha iyi bir sonuç var. Dediğim gibi hani ciro artışı çok parlak değil ama buna en azından operasyonel kar marjındaki artışla beraber olması hafif olumlu gözüküyor. Üstüne bir de ertelenmiş vergi gelirinin gelmesiyle beraber 5 milyar 996 milyon TL net kar açıkladı 4. çeyrekte Turkcell. Beklentiler 1,8 civarındaydı. Dolayısıyla beklentiyi çok ciddi bir şekilde aşmış oldu. Bu ertelenmiş vergi gelirini olmadığını varsayalım. 2 milyar civarında düşüyor durumda hani öyle varsayarsak düzeltirsek. Bu durumda da yıllık bazda %52 artış ve ortalama beklentinin de %15 üzerinde. Yani o hariç bile baktığımızda olumlu diyebiliriz. Bu anlamda ilk değerlendirmemize göre kısmi olumlu olarak gözüküyor. Eğer yatırımcılar sadece net kârdaki bu büyümeye işte önümüzdeki dönemde acaba işte temettü olur mu beklentisine bakarsa yarın sabah daha güzel bir tepki görebiliriz. Ama ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmış olması iyimserliği biraz sınırlayabilir. Bu arada ertelenmiş vergi geliri ne diye de bir yatırımcı sormuş. Aslında çok güzel bir soru. Bu şirketlerin kullandığı vergi teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelir varlığı ve yükümlülüğü kalemleri oluşuyor. Ve bunların netlenmesiyle de gelir tablosuna bir gelir kalemi yansımış oluyor. Özellikle son dönemde hem teşviklerin artması hem de vergisel bazı düzenlemeler şirketlere bunun etkisinin artmasına sebep oldu. Turkcell'de de bunu gözlemledik diye kısaca özetleyebilirim. Tabii burada parantez açayım. Detaylarına, alt detaylarına da biraz bakmak lazım. Bu akşam açıklandığı için şu anda ana kalemleri olarak bu şekilde değerlendirme imkanım oldu. Özellikle faaliyet giderlerinin detayları, kur farkı, gelir giderlerinin detaylarına bakıp biraz daha net bir yorum yaparız.